İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün konuşması. Girans ve Voske Park Liseleri bu kez Ahvan Anıtları olarak adlandırılıyor. Turistik bir ürün olarak Ermeni halk müziği ve ulusal dansları. Doğu Ermenistan'da Havacılık ve Uzay Mühendisliği Okulu kuruldu. Senfoni Orkestrası bölgede Deutsche Grammophon etiketiyle albüm çıkaran ilk orkestradır. Eski el yazmaları müzesi Madena Taran'a bir aile yadigarı bağışlandı. Karateci Gor Nersisyan bronz madalya kazandı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Ulusal Televizyonu yayınında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armine Saakyan, Batı Ermenistan çerçevesinde geçtiğimiz hafta yaşanan önemli olayları kısaca aktardığı bir konuşmayı 15 Haziran'da gerçekleştirdi. Konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Ulusal Meclis toplantılarına değinerek Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmalarından ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin tekliflerinden alıntı yaptı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü özellikle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın konuşmasını aktararak Devlet Başkanı'nın Ermeni dilini bilmenin ve Ermeni dilinde oturumlar düzenlemenin ne kadar önemli ve gerekli olduğuna dair önerisini vurguladı. Ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet ve hükümet olarak istikrarlı bir şekilde kurulmasına ilişkin Sevr Antlaşması'nın bilgi ve uygulamasını hatırlattı. Hükümet sözcüsü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bayan Başkanı Margosyan'ın her ne kadar hala genç bir hükümet olsak ve nihai zafere ulaşmak için yıllarca ihtiyacımız olsa da hedefimize ve nihai zaferimize günlük çalışmalarımızla adım adım ulaşacağız sözlerini dile getirdi. Haftanın gidişatını aktarmaya devam eden Armine Saakyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı'nın Sevr Antlaşması'nın en önemli hükümlerine ilişkin değerlendirmesine değinen Bayan Devlet Başkanı, "Uygulamayı desteklemeliyiz. Sevr Antlaşması'nı hayata geçirdik. Ulusal anayasaya dayanarak bir başkan seçtik ve o da Sevr Antlaşması'nı onayladı," dedi. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü, Batı Ermenistan Devleti Sevr Antlaşması'nı onayladı. Dolayısıyla bu önemli olayın 8. yıl dönümü yakında geliyor ve biz de bu önemli olayı anacağız. 10 Ağustos'ta Sultan'ın emriyle Sevr Antlaşması Türkiye Sultanlığı tarafından da imzalanmıştır ve önemli ve kayda değer gerçekler olan video görüntüleri bulunmaktadır ve bunları Cumhuriyetimizin istikrarlı kuruluşunun yararına kullanabiliriz diyen Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasından alıntı yaptı. Haftanın gidişatını aktarmaya devam eden Armine Sahakyan, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harutyunyan'ın kurumlarımızın sunduğu programların uygulanmasına yönelik hibe başvuru modeliyle ilgili yaptığı önerilere de değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün konuşmasının ayrıntılarını aşağıdaki bağlantılardan öğrenebilirsiniz. Bakü uzun süre Doğu Ermenistan'ın doğu ve güney bölgelerine Batı Azerbaycan adını veriyor. Ülkemiz Azeri, Ermeni kültürü ise Ahvan ve Türk kültürü olarak sunuluyor. Bağımsız akademik platform olan Arsah'ın kültürel mirasının izlenmesi bu duruma dikkat çekiyor. Bu bağlamda Bakü'nün medya platformları belirlenen alanlardaki anıtlara bunların sözde Ahvan kökenli olduğuna ve Ermeni tarafının tadilatlarıyla Ahvan izlerinin ortadan kaldırıldığına değiniliyor. Bu sefer Kirans'ın Surp Yerurtutyun ve Voskebar'ın Surp Asvazatin kiliseleri sözde Ahvan anıtları olarak anılıyor. Kirans köyünün Surp Yerurtutyun kilisesi yerel kaba kesme taştan inşa edilmiş 19. yüzyıldan kalma 3 nefli bir bazilika kilisesidir. Şimdi yapının ilk görünümüne yönelik onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Anıtın ana özelliği çatıyı destekleyen 3 çift tam taş sütundur. Voskebar'ın Surp Asvazadin adlı merkez kubbeli kilise 6. yüzyılın sonlarında 7. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir yapıdır. Yapının üzerinde herhangi bir yazıt korunmamıştır. Özellikle binadaki haç tasarımları özeldir. Kilisenin çatısında şu anda onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Batı Azerbaycan'ın Şorayal ilçesinin Agim bölgesindeki Arpaçay Nehri'nin sol yakasında yer alan eski bir Türk anıtı olarak sunulduğu Yereryük Tapınağı'nın yenilenmesine de değinildi. Platform, tarihi 5. 6. yüzyıla dayanan Hristiyan anıtının UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası ön listesinde ve Europa Nostra'nın en çok tehlike altındaki kültür anıtları listesinde yer aldığını vurguluyor. Akademik platform, Bakü'nün benimsediği politikanın Artsakh, Udik ve Doğu Ermenistan'daki Hristiyan anıtlarının neredeyse tamamını kapsayacak şekilde Ahvanlılaştırmanın sınırlarını her geçen gün daha da genişlettiğini vurguluyor. Yakın gelecekte Ermeni halk müziği ve milli danslarının turistik bir ürün olarak tanıtılması yönünde aktif çalışmalar yapılacak. Sürecin başlangıcı işbirliği anlaşmasıyla verildi. Doğu Ermenistan Turizm Federasyonu Başkanı Mehak Apresyan, turizmin sadece ekonomik bir bileşeni yok, aynı zamanda çok önemli bir sosyal, kültürel ve hatta politik öneme de sahip dedi ve turizm sektörünün Ermeni halkının çeşitliliğinin tüm kültürel zenginliğini doğru bir şekilde temsil etmek için büyük fırsatlara sahip olduğunu ekledi. Tur paketlerine, turistlere Ermeni kültürünü tanıtacak dans topluluğu konserlerinin de eklenmesi bekleniyor. Tur firmaları şimdiden 2025 yılı için tur satışı yapıyor ve gelecek yılın konser ve festivallerini bugünden net olarak bilmeleri son derece önemli. 44 gün savaşının kahramanı Aren Mehrapyan'ın hayali Doğu Ermenistan'da bir havacılık makine inşa sanayi kurmaktı. Aren'in hayalini gerçekleştirmek için ailesi birçok gence ilgili alanlarda ücretsiz eğitim alma fırsatı veren bir eğitim programı uygulamaya karar verdi. Kurslar kahramanın adını taşıyan Aren Mehrapyan Vakfı'nda gerçekleşiyor. Aren Mehrapyan Yardım Fonu, Stepan Gişyan Yardım Fonu'nun yıllık hibe programının yararlanıcılarından biridir. 3 boyutlu modelleme kurslarının düzenlenmesi amacıyla özel yazıcılar satın alındı. Yaratıcı Vakıf, havacılık mühendisliğinin yanı sıra 3 boyutlu modelleme kursu da yürütüyor. Doğu Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası, bölgede dünyaca ünlü Deutsche Grammophon etiketiyle albüm çıkaran ilk orkestradır. Orkestra, Aznavuryana adlı albümün Charles Aznavur'un eserlerine ithaf edildiğini bildirdi. Aznavur'un cello ve orkestra için aktarılmış müziği sunuluyor. Eserlerin enstrümantal versiyonları senfoni orkestrası tarafından tanınmış cellist Camille Toma ile birlikte kaydedildi. Fikir Şef Sergey Simpatyan'dan geldi. Albümde Aznavur'un ünlü besteleri yer alıyor. Toplamda 15 performans yer alıyor. Kayıt çalışmaları Yerevan ve Paris'te gerçekleştirildi. Yakın gelecekte Charles Aznavur'un ve albümde yer alan bazı yeni eserlerinin konser versiyonlarıyla sunulacağı bir konser video kaydının da yapılması planlanıyor. Albümün kayıtları Deutsche Grammophon firmasını temsil eden 10 Grammy ödüllü ses yapımcısı Christopher Adler tarafından gerçekleştirildi. Köken olarak Cavaklı Grigoriev Yazaryan, aile yadigarı Yeni Ahit'i Madina Taran'a bağışladı. 1830 yılında Karin Erzurum'dan Ahalskan'ın Noraşen köyüne göç eden Grigoriev Yazaryan'ın rahip dedesi de kendisiyle birlikte eski İncil'i yanında getirdi. Dedesinden miras kalan İncil'i annesi kendisine vasiyet etti. Dedesinden miras kalan ve yıllar sonra kitabın daha güvenli ve bu şekilde daha bakımlı olacağını düşündüğü için eski resimli İncil'i Madina Taran'a vermeye karar verdi. Bağışçı yaptığı eylemle Ermenice el yazmalarının önemine vurgu yaptı ve kendi örneğini takip etme çağrısında bulundu. Karateci Gor Nersisyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS 2024 oyunlarında bronz madalya kazandı. Bronz madalya mücadelesinde Gor, Çinli rakibini mağlup etti. Bu sikletin kazananı Rusya'dan Edward Gasparyan oldu. Doğu Ermenistan'ın halihazırda BRICS oyunlarında bir altın ve 3 bronz madalyası bulunuyor. Daha önce karateci Süren Harutyunyan altın madalyaya ulaşırken samba sporcuları Artur Manukyan ve Arsen Hancıyan bronz madalya kazandı.
BRICS ülkelerinin spor karşılaşmalarının 12-23 Haziran tarihleri arasında Kazan şehrinde düzenlendiğini de belirtelim. Programda 27 spor bulunmaktadır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Vesten Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Vesten Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.